Merhaba, hoş geldiniz. Bugün farklı bir patlıcan tarifiyle karşınıza geldim. Umarım ki bu patlıcan yemeğimi hepiniz çok beğeneceksiniz. Şu dönemde patlıcan yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Malum yaz geliyor. Aslında patlıcan yaz sebzesi ve çok lezzetli yemekler üretilebiliyor. Pek çok patlıcanlı tarif var. Bu da onlardan biri ama birçoğumuzun yapmadığı ve bilmediği bir yemek. O yüzden göstermek istedim. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle 3 adet kemer patlıcanım var. Patlıcanlarım biraz irice. Tabii ki patlıcan sayısı sizin kişi sayınıza bağlı. Patlıcanlarımı ince dilimler halinde dilimliyorum. Yanıma da bir kase içine tuz attığım ve yarım limon sıktığım suyumu aldım. Hemen bu patlıcanlarımı içine atacağım ki kara suyu çıksın, acılığı gitsin. Çok kolay bir yemek. Şöyle dilimlerini size göstermek istiyorum. İnce, çok kalın olmayan dilimler. Patlıcanlar şekilsiz olduğu için biraz farklı şekillerde kesebilirsiniz. Bütün patlıcanlarımı şimdi ben dilimleyeceğim. Patlıcanlarımızı güzelce dilimledim gördüğünüz gibi. Şimdi suyumun içinde lavaboda bir 5-10 dakika bekletip güzelce yıkayacağım. Sonra da diğer işlemlerimize geçeceğiz. Patlıcanlarımı yağlı kağıt koyduğum fırın tepsimin içine diziyorum. Yağlı kağıt koymanızı mutlaka öneriyorum. Çünkü patlıcanlar ince olduğu için fırında mutlaka yapışma yapar. Yapışmasın, ziyan olmasın emeğiniz. Bütün patlıcanlarımı şimdi tepsime dizeceğim. Şöyle güzelce tuzluyorum, lezzet katsın. Biraz çekme, karabiber. Çünkü ikinci katını dizeceğim. Biraz şöyle zeytinyağı. Bu zeytinyağını şimdi fırça yardımıyla her yerine bulaştırıyorum. Patlıcanları hiç kızartmaya gerek yok. Çok güzel, daha sağlıklı ve lezzetli oluyor bu şekilde. Daha hızlı oluyor. Karnıyarığı da ben bu şekilde yapıyorum, işin gerçeği. Şimdi üstlerine diğer kalan patlıcanlarımı dizmeye devam ediyorum. Dediğim gibi patlıcan sayısı sizin kişi sayınıza bağlı. Tekrar biraz tuz. Bu arada fırınımı da 220 dereceye açtım. Isınıyor. Ben bunu hazırlarken o da ısınmış olacak. Fırınıma patlıcanlarım yumuşayana kadar birazcık kızaracak. Çok fazla değil ama yumuşaması önemli. Fırına vereceğim. Şöyle biraz daha zeytinyağı. Nefis oldular. Şimdi fırına gidiyor. Girsin çıksın görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir miktar maydanozum var. Maydanozlarımı küçük küçük diliyorum. İç malzemesini lezzetlendirmek için yapıyoruz bunu. Üstünden tekrar geçeceğim. İyice minnacık olsun. Bu arada beni bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım videolarım sizlere faydalı oluyordur. Tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Hala kanalıma abone değilseniz eğer, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini de açarsanız her gün video paylaşıyorum. Paylaştığım videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Evet, maydanozlarımızı iyice küçültüyoruz. Şimdi dildiğimiz maydanozlarımızın üzerine 3 yemek kaşığı labne peyniri koyuyorum. Labne peyniri olmayanlara için bir tüyo vermek istiyorum. Şöyle güzel yağlı bir beyaz peyniriniz varsa onu güzelce rendeleyin, ezin. Üstüne de 1-2 yemek kaşığı kadar yoğurt koyduğunuz zaman alın size, çok bariz bir labne peyniri oluyor. Evet, malzememi lezzetlendirmeye devam ediyorum. Şöyle bir tutam kadar biberiyeyi elimde kırarak sosumun içine atıyorum.
ki lezzet olsun. Yarım çay kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Bütün malzememi güzelce karıştıracağım. Bir yemek kaşığı da yoğurt ilave edeceğim şimdi buna. Biraz sulansın diye, fazla katı. Ama eğer ki siz dediğim gibi beyaz peynirinizi rendeleyip ezip içine yoğurt koyuyorsanız ekstradan koymayın. Şimdi bunun içine son olarak 2 dişte sarımsak çekiyorum. Sarımsak da ne demeyin, çok lezzet katıyor bu yemeğe. Çok fazla değil zaten, sadece 2 diş kadar. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı da süzme yoğurdum var benim. Süzme yoğurdumu ilave ediyorum. Patlıcan malzemenize göre tabii ki bunu yapın. Malzemeniz artmasın da eksik de kalmasın. İç harcımız hazır. Evet, patlıcanlarımı güzelce peynirle dolduruyorum. Şimdi doldurduğum patlıcanlarımı da rulo halinde doluyorum. Doladığımı da şöyle bir çömleğin içine aldım. Peynirleri fazla koymamak gerekiyor. İçinden çıkıyorlar, sonra fırlıyorlar. Ona göre yapın. Benim ilk yaptığım biraz öyle oldu. Şimdi bütün patlıcanlarımı bu şekilde saracağım. Terapi gibi, çok da zevkli aslında. Arzu edenler içine kıyma da koyabilirler. Kıymayla da yapılabilir. Ben böyle biraz vejeteryan gibi yapmayı tercih ettim. Çok da lezzetli oluyor çünkü bu içindeki sos çok lezzetli. Son bir tane daha sarayım. Sıkılmayın arkadaşlar. Ama bu arada da yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Çünkü çok merak ediyorum fikirlerinizi. Fikirleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok değerli. Sizler için çekiyorum bu videoları çünkü. Beni yönlendirirseniz, yorumlarınızı yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi hazırladığım sosumu patlıcanlarımın üstüne döküyorum. Lezzetlensin. Patlıcanlarım yarı pişik. Fırınım 220 derecede hala. Bir 10-15 dakika daha fırında tutacağım. Sonra çıksın, servisimi yapacağım. Evet arkadaşlar, yemeğim fırından çıktı. 15 dakika 220 derecede. Şöyle sosu da güzelce bir özdeşleşsin diye pişti ve şimdi servis yapmak istiyorum. Bu hazırladığımız peynir sostan arta kalanını şöyle tabağımıza güzelce yayıyoruz. Güzelce bir sos olsun, lezzet de katsın, görüntü de versin. Üzerine de bu güzel rulolarımı yerleştiriyorum. Hala üstünden dumanlar çıkıyor, çok sıcak. Çok güzel görünüyor, lezzetli ve güzel görüntülü. Bir tane daha koyacağım yanına. Çok sıcak olduğu için arkadaşlar yan tarafta, kusura bakmayın. Şimdi çok azıcık da salça sosundan üzerine şöyle renk ve sos yapsın, tat versin. Ve yemeğimiz hazır. Yemeğimizi keyfe dönüştürelim. Aşkla yaptığımız zaman çok daha lezzetli oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde siz de denersiniz. Gerçekten gayet de kolay. Evet, güzel yemeğim hazır. Yemekte farklılık arayanlar ve gustoya dönüştürmek isteyenler için böyle değişik bir şey yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.
Bundan sonra harika tarifler geliyor. Gelecek olan tarifleri kaçırmamanız için bildirim zili gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Şuradan şöyle kalp işareti yapmak istiyorum. Hoşça kalın. Bye bye.